Evet, merhabalar. ÖTV matrağı güncellendi ve güncelleme sonrası da artık gerçek dünyaya dönme zamanı geldi. Şimdi ben size gün içinde ya da hafta sonunda, önümüzdeki hafta içinde de parça parça sınıflar bazında %80'den %50'ye liste bazında düşmüş araçları anlatacağım. Tabi bunları anlatırken bu arabaları bulabilecek misinizle ilgili aşağı pek çok yorum gelecek. Biraz şimdi bu konuya değinelim. Evet, gerçek dünyaya geldiğimizde Otomobil anlatıcısı kanalını takip edenler gerçekten otomobil satın almak isteyenlerin doğru adresi olduğunu bilirler. Çünkü bu iş masal anlatmakla olmaz. Güzel güzel masallar anlatırsınız. Ben size hangi arabaları, hangi fiyatlara, ne zaman almanız gerektiğini her zaman söyledim. Bunu Honda Civic ve Corolla örneğinden bolca yaptık kanalımızda. Özellikle Mart ayında bakın bu yılın Mart ayında size Corolla ile ilgili özellikle bir fiyat verdim. 181 bin lira seviyesinde Corolla'yı alabiliyordunuz. Dedim ki alın doğru adres otomobili gerçekten satın almak isteyenler için her zaman otomobil anlatıcısıdır. Ve her zaman aynı şeyi anlatıyoruz. Arz talebi anlatıyoruz arkadaşlar. Ne zaman ki siz bir ürünün kapısında sıraya girerseniz onu satan insan fiyatı yükseltir. Yerine kendinizi koyun. Bu iş empati noktasıdır. Bu işin gerçeği bulur. Elinizde iki tane iPhone'unuz var. İşte iPhone 7. Bir tanesini sattınız. İlana koydunuz. Dediniz ki ya ben bunu 3000'e satayım. Bir baktınız ilanlar durmadı, susmadı. 3000'den yarım saat dağıldılar. E sonra ikinci var. ben bunu ya çok kolay gitti 3000'e. E bunu da 3500'e koyayım. İnsan mantığı budur, ticaret mantığı budur. Biri hemen bunlar almaya çalışıyorsa bu malın fiyatı yükselir. Geçtiğimiz dönemde de bunu gördük. Ara fiyatlarla ilgili özellikle bol bol fiyat gördük piyasada. 231 bin lira limitiyle 278 bin lira arasında yani geçtiğimiz dönemdeki %50-80 anahtar teslim rakam sınırları arasında pek çok fiyat gördük. Yani 231 bin lira değil de 240 250, 260, 270 hatta 280 gördük. Zaten %80 ÖTV 281 liraydı. Baktığımızda özellikle hangi modelde gördük bunu? Honda Civic'te. Honda Civic'te gördük. Ne oldu? Honda Civic'in fiyatı anahtar testinde 312 binden 260 bine indi. E zaten bu arabayı aylardır 260 bine satıyorlar. Yani siz şimdi bir showroom'a gittiğinizde bu arabayı zaten bulamayacaksınız. İşte maalesef bu arabanın kapısında sıra olduğunuz için hatta ben dün merak ettim çünkü Honda bayisi bana yakın. Yani dedim ki bu araba var mı? Ben bu arabayı alacağım. Tabii alacağım falan yok Honda Civic almam. Gittim bu fiyat araba var mı? O, o araba aylardır yok. Yani bu araba 312 bin liraydı. Yani 312 bin lira kim aldı bunu? <laughs> yani nasıl aylardır yok? İşte olay bu. Yani 312 bin liralık arabanın fiyatını size zaten Excel tablosuyla anlattım ya aynı oyunlar dönecek. Bunları da parça parça konuşacağız. 312 bin liralık arabayı indirdiler 231 bin liraya. Ham fiyat üzerinden karlılıkları da bu videoda tabloyla anlattım. Yani tabloları anlayabiliyorsanız zaten bu oyunu anlarsınız. Her neyse bu fiyatı indirdiler. Dediler ki kar payımızı boya korumayla aksesuarla ekleyelim. Dünyanın en pahalı boya korumalarını en pahalı aksesuarlarını aldınız ama o Civic sonuçta size anahtar teslim o dönemde 255 bin 260 bine geldi. Sonra gözü açtılar araçlar bitti piyasada iyice bulunmaz hale geldi 270 275'ler gözükmeye başladı sarı sayfalarda. Özete bağlayacak olursak Honda Civic uzun zamandır yani bu talep patlaması nedeniyle o dönemde uzun zamandır zaten 260 bin liraya hem elegansı hem de elegansın ekosunu sattığı için Zaten bu arabaları bayide bulamıyordunuz. Hala aradığınızda bayileri bulamayacaksınız. Yani pek çok bu üst dilimden alt dilime inen otomobil zaten şu an yazılan liste fiyatları çevresinde satılıyordu. Haliyle bu otomobiller uzun zamandır yok. İşte yeni oyun daha üst dilimde. Size Excel tablosunda anlattım. Şimdi yeni oyun daha üst limitte. Üst modeller. Şimdi ben bir showroom çekimi yapmıştım size. Hatırlar mısınız? Kanalımızın takipçileri hatırlar. Honda City geldi mi diye bakmaya gittik. Çünkü Honda City ile ilgili sürekli Honda açıklama değiştirdi. Eylül'de gelecekmiş bakalım. Bekliyoruz hala Eylül'de gelir mi? Showroom'a bakış attım. İçeride 1.5 Honda'lar var. Şimdi %80 limitin üst noktasında 340 bin lira seviyesindeydi. Bu arabaları aşağı çekemediler o dönemde. Kar payı kurtarmadı onu %50'ye çekmeye. Bu arabalar içerideydi. İşte şimdi bu içeride olan arabalar 340 bin lira seviyesinden 267 bin lira seviyesine inebilecek. İnerken kar payından ödün vermesi lazım. O kar sonra boya korumaya ıvıra zıvıra aksesuara geçirecekler. Yani hemen size söylüyorum. 1, Başlangıç seviyesi bir Civic. Şuraya da fiyatını ekleyeyim şu anda. Bu arabayı 267 indirdikten sonra aksesuarlarla 285-290 bin liralara satacaklar. Çünkü bayilerde kalan arabalar bunlardı. Yani 320 bin lirayla 350 bin lira arasındaki bu tarz ürünler bayilerin elinde kalmış şişmiş stoklardı. Bu stoklar şimdi %50 ÖTV'ye çekilip gene ara fiyatlarla satılacak. Şimdi size soruyorum. 350 bin liraya Sivik bu haliyle anahtar teslim fiyatıyla mı alırsınız? Yoksa diğer türlü bu 267'nin üzerine eklenmiş faiş aksesuarlarla, faiş boya korumalarla 290 bin liraya mı alırsınız? Bir tarafta 350 bin, 340 bin lira bir tarafta 290 bin lira. Tabii üçüncü seçenek var. Almazsınız. Altınızdaki arabayla devam edersiniz. 10 yaşında, 15 yaşında bakımlarını yapar, binersiniz. İşte bunlar seçimler. Maalesef kapıda sıra olduğunuz için ilk iki seçim kalıyor. Üçüncü seçimi kimse düşünmediği için zaten bugünlere geldik. Temmuz ayında 45 satışlar düştü. Bayramın etkisi mi değil mi bize Ağustos gösterecek? Tabii ki bir etken daha vardı. Kredi faizleriyle ilgili ve kredi oranları ile ilgili farklar. Yani 36 ay gibi büyük taksitler ve düşük aralıklara yayıldığı için krediler bunlar da satışları olumsuz etkiledi. Bakalım Ağustos bize ne gösterecek? Gerçek dünya bu arkadaşlar. Otomobil almak istiyorsanız gerçekten ben gideceğim Honda Civic alacağım diyorsanız bu 260 bin liralara falan başlangıç seviyesi arabaları bulamayacaksınız. Çünkü onlar zaten geçtiğimiz aylarda tükendi. Karşınıza 1.5 turbolar ya da 1.6'da donanımlı versiyon. Donanımlı versiyonlar karşınıza çıkacak. Evet otomobil gerçekleri budur. Gerçek dünyaya döndüğümüzde karşımıza çıkacaklar da budur. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Mart ayında bakın bu yılın Mart ayında size Corolla ile ilgili özellikle bir fiyat verdim. 181 bin lira seviyesinde Corolla'yı alabiliyordunuz. Dedim ki alın fiyatlamaların şu an B segmenti SUV'ler için bile 350 bin lira seviyesini geçtiğini görüyoruz. Al oğlum bunu oradan.